Herkese merhaba. Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Malum kış ayındayız. Soğuk algınlığı, grip hepimizin baş düşmanı. Bu soğuk havalarda kendimizi korumak için eğer olduysak da bağışıklığımızı güçlendirmek, vücuttaki ağrılarımızı rahat atlatabilmek için bitki çayları tüketmeliyiz. Bunun için de çok güzel bir bitki çayı hazırlayacağım size. Bir tencereye 1,5 litre kadar su ilave ettim ve ocağın üstünde kaynamaya bıraktım. 1 tane limon, 2 çorba kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı çörek otu ve küçük bir kase hatmi çiçeği ve limonla çok lezzetli güzel bir çay hazırlayacağım sizlere. Şimdi öncelikle bakın şöyle suyum kaynamaya başladı. Kaynayan suyun içine öncelikle nanemi ilave ediyorum. Burada 2 çorba kaşığı nane var. Şöyle bir karıştıracağım. Nane hemen rengini vermeye başladı. İçine limonlarımı ilave ediyorum. Biraz altını kısıyorum. Böyle 1,5-2 dakika kadar nane ile limon bütün aroması suya geçene kadar kaynayacak. Şimdi içine hatmi çiçeğini ilave edebiliriz. Eğer soğuk algınlığı geçiriyorsanız kesinlikle hatmi çiçeğini kullanmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde suyla tüketemiyorsanız hatmi çiçeğini sütle de demleyebilirsiniz. Aynı şekilde içine çok az bal da ilave edebilirsiniz. Her türlü içmeyi deneyebilirsiniz. Şöyle çok az bir karıştırıyorum. İçine çörek otunu ilave ediyorum. Şimdi tarçını ilave edeceğim. Tarçını arzunuza göre seviyorsanız daha da çoğaltabilirsiniz. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. Ve en son zencefil. İsterseniz taze yaş zencefil de kullanabilirsiniz. Ben tozu tercih ettim. Şimdi biraz da bu şekilde kaynasın. 1,5-2 dakika kadar. Daha sonra altını kapatıp biraz demlenmeye bırakacağım. Evet. Şimdi ortalama bir 5 dakikadır bu şekilde kaynıyor. Artık altını kapatıyorum. Ağzını da kapatıyorum. Biraz bu şekilde demlensin bir 5 dakika kadar. Daha sonra şöyle bir tane tülbentim var benim. Şu şekilde küçük bir parça bitki çaylarını süzmek için kullandığım. Bunu tel süzgecimin üzerine alacağım ve süzüp o şekilde tüketeceğim. Eğer size acı gelirse veya tüketemezseniz içine biraz da bal da ilave edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde içebiliyorum. Tarçın olduğu için içinde. Şimdi biraz demlensin. Şimdi artık servise alabiliriz. Şöyle bakın zaten dibini çökmüş. Şöyle iri parçaların üstünden alıyorum ki tülbentimizi tıkamasın diye. Evet. Şimdi süzebiliriz. Şöyle bir kepçe yardımıyla çok tozunu almamaya gayret göstererek süzmeye başlıyorum. Bu şekilde bütün çayımı süzeceğim. Çayımız artık içmeye hazır. Şöyle bir bardakla servis yapalım.
Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.